Bu rakamların öncelikle işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücretin 2020 lira olarak belirlenmesinin ardından açıklama yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İken, hükümet tarafından verilen desteklerin yeni yılda da sürmesiyle işverenlerin rahat bir nefes alacağını söyledi. Devletimiz bugün yapmış olduğu açıklamayla bizi biraz rahatlattı. Neden rahatlattı? Evet 2020 TL asgari ücret açıklandı ama askeri ücretin daha önceki devam eden teşviklerin hükümetimiz, cumhurbaşkanımız devam edeceğini açıkladı. Bu en azından bizi bir nebze olmuş olsun rahatlattı. Yeni asgari ücret tutarını işverenler açısından değerlendiren Eken, asgari ücret alan işçilerin hakkı daha fazla da olsa, üyelerinin ülke geleceği için bu parayı vermekten çekinmeyeceğini söyledi. İnanın 2020 değil, 2220 de olsa, 2520 de olsa işçilerimiz, çalışanlarımız bu rakam hak ediyor. Onun problem yok. İnşallah hükümetimizin 2019 yılında alacağı tedbirlerle yapacağımız imalatlar, ihracatlar, it ithalatlarla biz Türkiye'nin önünün açıldığını gördüğümüz zaman bu 2020'ler, 2820'lere bile çıksa iş, hiç, hiçbir tane üyemiz bu parayı vermekten kesinlikle çekinmeyecektir, sakınmayacaktır. Neden? Çünkü Kazanan bir millet, kazanan bir iş yeri hiçbir zaman çalışanın emeğini zaten boşa çıkartmaz. Başkan Eken, işçilerin yapılan zammı hak ettiğini söyledi ve zam sonrasında işverenlerin işçi sayısında düşüş yapacağını düşünmediğini ifade etti. İşçi çıkarılacağını düşünmüyorum. İşçi çıkarılacağını düşünmüyorum. Zaten şu an herkes bir daraltı içerisinde çalışıyor. Buradan halkımız bence rahat olsunlar. Hiçbir tane üye arkadaşım, hiçbir tane işveren arkadaşım ben de bir işveren olarak hiçbir tane personelimi çıkartmadık. Çıkartan üye arkadaşlarımız var mı? Var. Her şey güllük gülistanlık mı? E değil. Zaten biz bunu söylüyoruz. Burada ülkemiz ne kadar bu iş için hükümetimiz uğraşıyorsa, her şeyi de biz, hep söylüyorum ben. Hükümetten de beklememeliyiz. Bütün iş adam arkadaşlarımız biraz daha daraltı içerisinde, biraz daha masraflarını kısarak bu işi çıkartma anlamında değil. İççi ekmeğine ne kadar çok ekmek verirsek Cenab-ı Allah bize o kadar da çok rızk verir. İççinin ekmeğiyle oynamayacağız, çalışanın ekmeğiyle oynamayacağız. Kendi içimizde bazı tasarruflara gideceğiz.